Merhaba arkadaşlar. Kali Karanlığı'nın Sesi 2. sezon 11. bölüm Kiran rotasından devam ediyoruz. Bölüm 11 Yansıma. Kiran'ın notlarını ararken evin yeniden elektriği kesildi. Alıştığım bir hareketle bir mum çıkardım ve yaktım. Bu evin elektriği zaten hangi gece gitmiyor ki, özellikle biz kütüphaneye gittiğimizde. Bir süre sonra onu kütüphanenin zeminine koyup kitaplıkları incelemeye başladım. Taşlar hakkında bir kitaba ihtiyacım var. Bütün bunları araştırmak zorunda olma düşüncesi beni heyecanlandırıyordu, sıkıyordu. Geceleri yapmak istediğim son şey kütüphanede dolaşmak ve süslerle ilgili kitaplar okumak. Daha spesifik olarak mineraller veya özel taşlar. Bayan şu an çok pahalı olduğunu söylese de bunun gerçek bir mücevher olduğunu düşünmüyorum. Sonuçta aynı taştan sunak yapılmıştı. Eğer değerli olsaydı böyle büyük bir parçanın tamamını ormanda bırakmazlardı. Sen öyle san, ritüel diye bunlar neler yapıyor canım. Anortozit, sanırım adı buydu. Mineraller hakkında kitaplara ihtiyacım var. İçeriğinde bu kelimeyi arayacağım. Taşın adını biliyorsun ve onun bir mineral olduğunu tahmin ettin. Aradığını çabuk bulacaksın. Mineraller hakkında birkaç kitap aldıktan sonra her birinin içeriğinde o kelimeyi aramaya başladım. İhtiyacım olan bölüme gelmem sadece 5 dakikamı aldı. İhtiyacın olan bilgiyi buldun. Hala çok zamanım vardı. Bu yüzden her şeyi dikkatlice yerine koydum. O sırada kitaplardan birinin diğerlerinin arasına tam olarak sıkışmadığını fark ettim. Sanki o kitabı alan kişinin çok acelesi varmış ya da kitap çok sık kullanılıyormuş gibi. Görünüşe göre botanikle ilgili küçük bir kitap bulmuştum. Bazı sayfaların köşeleri bükülmüştü. Garip bir şey yoktu ama her birine baktım. Ruhların asması. Çaliponga, virola, kırmızı reçine, nane yağı. Çay tarifi. Oyalanmadım. Ama bu bitkilerin isimlerini aklımda tuttum. Sonra ihtiyacım olan kitaba döndüm. Kalan zaman sayesinde çok önemli bir ipucu buldun. Bölümü inceledikten sonra anortozit hakkında her şeyi öğrendim. Gezegendeki en eski mineral, ayda da aynı taşın örnekleri bulunmuş. Ay yüzeyinin bir kısmı anortozitten oluştuğu için bu taşa ay kıtası da deniyormuş. Güçlü karanlık kadın enerjisine sahip bir taş olarak bilinirmiş. Klasik ay taşına ek olarak anortozit, Hinduizm'de Tanrıça Kali'nin taşı olarak kabul edilirmiş. Ürküp geri çekildim. Kaligut'un bahçesindeki fayansların bir kısmı anortozitti. O akşam fark etmiştim. Yine her şeyin birbirine bağlı olduğu ortaya çıkıyor. Bu beni sinir etti, şaşırttı, korkuttu. Sadece önemsiz bilgi kırıntıları önüme atarak benimle daha ne kadar alay edecekler böyle? Sunağı yapan Klifagrami delileri ve Amrit birbirine bağlı mı? Hepsi şaktist ama bir tesadüf de olabilir. Şaşırdım. Raftan geri adım attım ve ayağımla muma iliştim. Mum düştü ve söndü. Kahretsin, bu lanet kitaplıkta yine karanlıkta kalmayacağım. Mumu çabucak kaldırdım ve tekrar yaktım. Önümde bir şey parladı. Ancak bir an sonra bunun bir ayna ve kendi yansımam olduğunu idrak ettim. Nereden çıktı? Hem de kirli. Eskiden boş bir köşeydi. Yansımama ve hafif solgun yüzüme baktım. Arkamda bir şey hareket etti. Aynada arkamdaki duvarda bir gölge hareket etti. Birinin gölgesi dikey yüzey boyunca yavaşça yürüdü. Ama gölgesi olan kimse yoktu. Bir başkasının bakışını sırtımda hissettim. Bu gölge yavaşça duvar boyunca ilerledi. Geliyor yine gelmekte olanlar. Şu kırmızı gözler. Daha parlak hale geldi. Net bir şekil aldı. Gözleri parladı. Hareketlerinde öyle bir sakinlik vardı ki ondan hiçbir yere gitmeyeceğimi biliyordum. Biliyor gibiydi. Agresif veya telaşlı değildi. Her şey onun kontrolü altındaydı. Ben de. Bu beni fena korkuttu. Sessizliği zar zor işitilen boğuk bir fısıltı böldü. Seç. Arkama bakmaya korktum. Olan biten her şey beni dehşete düşürüyordu. Bir taraf seç. Yoksa kader seni iki parçaya ayırır. Aksi takdirde bunu ben yapacağım. Gölge uzun, birbirine dolanmış saçlarla çerçevelenen kadınsı kıvrımlara büründü. Onu hatırlıyorum. O benim rüyalarımdaydı. Yerdeki kalaslar her adımda gıcırdıyordu. Ve dedim ki, karanlık anne, lanet olsun, uyuyor muyum? Korkudan çatlak çatlak çıkan sesim çok yüksekti. Olamaz, hayır, korkuyorum. Cesaretimi topladım ve keskin bir şekilde arkamı döndüm. Arkadaki duvar boştu. Nereye gitti? Geri baktım. Bayan Basu. Ağzından da kan akıyor kadının. Yansımada benim yerime genç bir kız oturuyordu. Bakışları hüzün doluydu ve ince güzel boynunda korkunç bir kesik vardı. Boynunda kesik mi? Bayan Basu da mı ritüelle öldürüldü? Rüyalarımda geçmişi onun gözlerinden gördüğümü hissettim. Bu kız olarak ormanda bir ayindeydim ve Devdas Dubey ile konuşuyordum. Büyük kadife kahverengi gözleri çok tanıdıktı ama beni en çok korkutan bu değildi. İçgüdüsel olarak aynanın yüzeyine dokundum. Yansımadaki kız da aynısını yaptı. Avuç içlerimiz birbirine değdiğinde içim ısındı. Üzgünüm. Çok üzgünüm. O da kalbimi sızlatan parfümünün kokusuyla doldu. İçimde dayanılmaz bir acı vardı. Bal, tarçın ve yasemin kokusunu aldım. Sıcak, yumuşak, o kadar iyi tanıdığım bir kokuydu ki evime dönmüş gibiydim. Bir anda gözyaşlarımın yanaklarımdan aşağı yuvarlandığını fark ettim. Yansımadaki kız da ağlıyordu. Tanrıçanın öfke yolu, lütfen kendine iyi bak ve oğlumu kurtar. Burada sadece ölüm ve acı var. Kendini kaptırma, kaçmala. Bir anda büyük bir korkuya kapılıp pişmanlık duydum ve ağlamaya devam ettim. Kayıp annemdi. Anne. Gördüklerime inanamayarak gözlerimi kapattım. Ya ben bunun Amrit Rosası'nda oynarken kadının ritüele kurban gittiğini fark etmemiştim. Şimdi fark ettim. Çok üzüldüm. Gözlerimi tekrar açtığımda yansıma ve gölge yoktu. Ezici farkındalığımla baş başa kalmıştım. Geçmişte gördüğüm annemdi. Bu onun gençliği, Hindistan'dan ayrılmadan önceki gençliği. Burada Kalküta'da mı büyümüştü? Klifagrami'de miydi? Ben onun hakkında ne çok az şey biliyorum. Göğsümde bir acı kükremesi çıktı ve beni bir umutsuzluk dalgasıyla kapladı. Tek yapabildiğim sonsuz hıçkırıklar arasında küçük küçük nefesler almaktı. Sarsılarak yere çöktüm ve dizlerime sarıldım. Kimse duymasın diye elimle ağzımı kapatmak zorunda kaldım. Gözyaşlarımda çok şey gizliydi. Sayısız soru, farkındalığın dehşeti, mutlak bir çaresizlik. Bu mücadelede yapayalnızdım. Kimse beni anlamıyordu. Kimse ne yaşadığımı bilmiyordu. Her şey 100 kat daha karmaşık hale gelmişti. Sabah yüzüm gözyaşlarından şişmişti. Tamamen bitkindim ve kendimi kayıp hissediyordum. 15 dakika boyunca öylece tavana baktım. Her şey yerine oturuyor. Rüyalarımdan birinde annem Indira'dan bahsetmişti. Bu büyük annemin adı. Fakat anneme neden Bayan Basu diye hitap ediyorlardı? Neden kan değil? Devdas Dubey'in onunla ne ilgisi var? Hindistan'daki yoksulluktan kaçtıklarını söylemesine rağmen lüks bir evde yaşıyormuş. Cevaplara ulaşmak için kazmaya nereden başlamalıyım? Belli ki bana hep yalan söylediler. Annem zor koşullardaydı. Çok büyük sorunlarım vardı. Ailem hakkında gerçekten hiçbir şey bilmiyorum. Anne ve büyük anneyi bu kadar yalana ne zorladı? Tamam Kiran, o bir çocuk ama bana doğruyu söylemek zor muydu? Yataktan kalkıp banyoya gittim. Annemin başı bir çeşit belaya girdi. O beni uyarıyordu. Onun için üzülüyorum. O şimdi nerede? Anneni özledin ve şimdi çok üzgünsün. Yüzümü yıkayıp dişlerimi fırçaladıktan sonra pijamalarımı çıkardım. Şık takım. Göz alıcı takım. Basit takım. Bu sefer bunu alacağım. En zoru gece ağlamamdan sonra şişmiş yüzümü toparlamaktı. Avrupa makyajı, Hint makyajı, hafif bir makyaj. Güzel oldu. Hazırlıklar bitince odadan çıktım. Herkes yemek odasında toplanmıştı bile. Aşçı Kiran'a bir şey anlatıyordu. Kardeşim neşeyle gülüyordu. Herkes gayet iyiydi. Nefes alamala, başkalarının ruh halini bozma. Bu benim trajedim. Onların değil. Biraz eğlenmeye çalışsam iyi olur. Aşçı kahvaltıda ne istediğimi sordu. Kahve, köri ve pirinç, sebzeli naan. Sadece kahve lütfen. Amala, yine mi? Güzel ye. Teyze haklı. Zaten pek parlak olmayan kıvrımlarını da kaybedeceksin yoksa. Kıvrımlar hakkında çok şey biliyor olmalısın. Sen bizim kıvrımlarımızı git bir de Kilyon'a sor yani. Senin kadar değil. Çocuklar, bu ne biçim bir konuşma? Kiran ile şakalaşmak beni biraz neşelendirdi. Birlikte geçirdiğimiz normal günlere dönmüş gibiydim. Yeter artık, beni kızdırmayın. Sizi hiç kızdırır mıyım teyzeciğim? Yalak. Sen mi? Asla. Parlak çocuk. Dünyada iki güneş varmış gibi. Yeğenim gibi altın bir çocuksun sen. Bu düşünceyi yakalamak için zamanım olmadı. Arya'nın yemek odasına girmesiyle konuşma yarıda kesildi. Günaydın çocuklar. Meradil. Durga Puja için hazır mısınız? Öyle muhteşem bir kutlama olacak ki. Eğlenceli mi? Kardeşim hemen bana kederli bir şekilde baktı. Mala, gidelim mi? Hadi gidelim. İstemem, isterim. Hayır. Ne kadar kalabalık olur, bir hayal et. Gürültülü ve tehlikeli olabilir. Ne? Ama neden? Gidelim. Hindistan'a boşuna mı geldim? En ilginç olanı görmek için böyle bir şans. Bir düşüneceğim, tamam mı? Şimdi cevap ver. Ne düşüneceksin ki? Tartışmayı bırak. Sana düşüneceğimi söyledim. Kendini bir yetişkin olarak görüyorsan davranışın buna uygun olmalı. Her şeyi bırakıp seninle Puja'ya koşamam. Bunu anlamalısın. Ama hayır demiyorum Kiran. Ben diyorum ki düşüneceğim. Buraya tatile gelmedik. Bu beraberinde gelen tüm sorumluluklarla birlikte zorunlu bir süreç. Muhtemelen çok ileri gittim ama eğlenceyi düşünemem şimdi. Kiran bir kaşıkla yemeğini karıştırarak yorgun bir şekilde içini çekti. Kahvaltı pek yapmak istemiyor gibiydi. Üzgün bir şekilde başını salladı. Tamam, seni anladım. Peki neden öyle yapıyorsun Amala? Onu Puja'ya götürmeme izin ver. Benim için zaten çok şey yaptınız. Size yük oluyoruz. Saçma sapan konuşma. Bana tekrar yardım edecek misiniz? Aryan karısıyla konuşarak konuyu değiştirdi. Bugün pazarda Rakim ile konuştum. Ne dediğini biliyor musun? Şehrin tüm batısı bu haberi konuşuyor. Peki ne hakkında? Gecekondulara yakın bir ailede felaket olmuş. Bir gecede hepsi aklını yitirmiş. Sabahleyin dehşete düşmüş halde bulunmuşlar. Bir türlü kendilerine gelememişler. Onlar hak etti bunu. Az bile oldu. Nasıl yani? İki gelininin de öldüğünü söylüyorlar. Hatta biri hamileymiş. Belki bu keder zihne zarar vermiştir. Kardeşim beni masanın altından tekmeledi. Ona şaşkınlıkla baktım. Oysa bana biraz yaklaşarak gergin bir şekilde fısıldadı. Kes şunu. Benimle ilgilenmesi için onu zorlama. Neden ki? Bıktım ondan artık. Çok fazla üstüme düşüyor. Kaçacak delik arıyorum. Kimse bana dokunmasın diye. Onunla bir yere gitmekten evde kalmayı tercih ederim. Biraz aklını kaçırdı biliyor musun? Onun nesi var? Bana taktı. Olan bu. Bu bazen korkutucu. Kiran'ın sana güveni tam. Önemli bilgiler edindin. Kardeşim dik oturdu ve gülümsedi. Sözlerine şaşırarak kahvaltıya devam ettim. Yemeğimizi bitirince ikinci kattaki bahçeye çıktım. Amacım Ratan ile iletişime geçmek ve ona her şeyi sormaktı. Ancak bu nasıl yapılır? Gel yanıma Mahadevarita Shiva. Ratan bana yardım et. Bay Vaji, buradayım. Arkadaşım olsa da Ratan yine de tapılması gereken bir ilahtır. Cevabı çabucak aldım. O anda gözümün önü karardı ve yere yığıldım ama altımda herhangi bir zemin hissetmedim. Serbest düşüş anında nemli mağaranın ve beni ısırmak isteyen ölüler kalabalığının anılarına götürdü. Kötü bir inişe hazırlanırken şaşkınlık çığlığını bastırdım. Gözlerimi açtığımda artık kutsal alanın önündeydim. Acı yoktu. Nasıl indiğimi anlamadım. Önümde görkemli bir tavırla Rita Shiva oturuyordu. Ratan, beni çağırdın ama o bahçede gizlice konuşmak istemiyordum. Bu tür bir yolculuğa zaten bildiğin için tekrar edersen kötü bir şey olmayacağını düşündüm. Sorun yok. Cevap verdiğin için teşekkürler. Ama uçmayı ve düşmeyi sevmiyorum. Seninle buluşmak benim için önemliydi. Elbette gerektiğinde beni çağırmanı ben kendim önerdim. Olsun. Ratan nezaketin için minnettar. Seni bana getiren nedir? Geçmişten gelen illüzyonlarım. Kim olduklarını biliyor muydun? Biliyordum. Bağımsızlık yolu. Neden bana hemen söylemedin? Neden tüm bunlarla zamanımı ve sinirlerimi boşa harcıyordum? Onu aynada görmeyi, üstelik ağlarken kesinlikle beklemiyordum. Bayan Basu'nun annem olduğunu hemen bilseydim bunu kaldıramazdım. Benimle oyun mu oynuyorsun? Körü körüne cevap aradığımı izlemekten zevk mi alıyorsun? Sakin ol Amala. Bundan hiç zevk almıyorum. Seni koruyorum. Sana detayları yavaş yavaş anlatmak işimin bir parçası. Peki bu ne anlama geliyor? Sinir sistemin çok kırılgan, yavaş yavaş öğrenmen ve alışman gereken şeyler var. Bunu sana daha önce de söyledim. Mantıklı değil. Öyle mi düşünüyorsun? Ratan kanepeden kalktı, yavaş ve görkemli adımlarla bana yaklaştı. Küçümseyici bir şekilde başını eğdi. Büyükanne nasıl? Sağlığı yerinde mi? Öyle deme. O böyle oldu çünkü benim gibi illüzyon görüyor. Artık kesin olarak biliyorum. Yine de o iyi değil. Onu tavan arasındaki bir odaya kilitliyorsunuz değil mi? Orası her zaman onun odasıydı. Gözlerimi kaçırdım. Ve her zaman ses yalıtımı vardı. Hayır. Hemşire her zaman Indira Basu'ya göz kulak olurdu. Hayır. Yani sonuçta iyi değil. Ben de aynıyım. Bundan mı bahsediyorsun? Ailemin Kalküta ile ilişkisi nedir? Dubeylerle ne ilgisi var? Neden Basu soyadını taşıyorlar? Soruları bana değil, bununla ilgisi olan birine sor. Amrit'e mi, Devdas'a mı? İkisine de. Ben sadece kültürümüz ile tanış diye senin rehberinim. Ama bu bir gerçek değil mi? Annem ve büyükannem kan değil, Basu'ydu. Evet, senin gibi. Ama neden soyadlarını değiştirdiler? Annem başkasının adını almak için evlenmedi. Üstelik babası sıradan bir İngiliz'di. Aile hikayenizde bazı nedenler saklı ama onları gerçekten tanımıyordum. Başka işlerle meşguldüm. O zaman sana başka bir soru sormama izin ver. Beni buraya getirmeni Amrit mi emretti? Evet. Senin üzerinde nasıl bir etkisi var? Yok, ben sadece yapmam gerekeni yaptım. Buna rağmen seni başkalarının işlerine bulaştırdığım için üzgünüm. Bize ait görevi senin yapmanı istiyoruz. Ne görevi? Barışı koruma görevi, Kalküta'daki düzen, sen bu düzenin parçasısın. Bu yüzden her şey böyle gelişti. Seni bizim bulmamız gerekiyordu. Bizim mi? Evet, benim ve Dubeylerin. Daha fazla soru sorma, daha fazla detay sadece onlardan biri sana verebilir. Artık Kalküta'da meydana gelen olaylarda önemli bir rol oynadığını biliyorsun. O halde eve gitme vaktim geldi. Gözlerini kapat, her şeyi ben halledeceğim. Tapınağında... Herhangi bir koku yoktu, mutlak bir temizlik vardı ve sadece hafif bir sandal ağacı araması. Göz kapaklarımı kapattığımda etrafımdaki havanın değiştiğini anında hissettim. Soğuktan sıcak, nemli, ağır bir hale geldi. İçinde binlerce koku karıştı, duman, kızarmış sokak yemekleri, toz. Alıştığım sessizlik şehrin gürültüsüyle doldu. Gözlerimi açtığımda kendimi dar bir sokakta buldum. Yolum Dubeylerin gizli kütüphanesine düşüyordu. Dubeylerin Basu ailesiyle bağlantılı olduğuna göre Basular da önemli bir aile olmalı. Yani benim ailem. Bu tür bilgiler Amrit'in koleksiyonunda vardır. Dubeylerin kendilerine herhangi bir şey sormak anlamsızdı. Sonuçta onlar benimle dalga geçiyorlardı. Her şeyi saklamaya çalışıyorlardı. Beni değersiz görüyorlardı. Belki onlar için tehlikeli olduğumu hissetmişlerdi. Ve bu sebeple tüm önemli bilgileri daha da büyük bir hırsla saklamışlardı. Ben sadece vatanlarını istila eden ve sırlarını açığa çıkarmak için yüzsüzce ortalığı karıştıran bir yabancıydım. Bu nedenle yardım edeceklerini düşünmek saçmaydı. Başkalarının mülkünü işgal etmek yanlış ama onlar daha da yanlış şeyler yaptılar. Amrit gece beni tapınakta görünce bana herhangi bir zarar vermedi ama buraya izinsiz girdiğimi öğrenirse nasıl tepki verecek? Öte yandan geçen seferden sonra en azından bir çeşit kilit koyabilirdi. Yoksa bunu bilerek mi yapmıyor? İçerisi sıcaktı. Şöminede kömürler yanıyordu. Sanki daha birkaç saat önce yakılmış gibi ince bir tütsü kokusu vardı. Bu beni endişelendirdi. Raflardan birinde yarı dolu bir bardak olduğunu fark etmedim. Kaybedecek zamanım yoktu. Soy kütük ya da tarih konulu bir şeyler arıyordum. Yaklaşık 12 saat önce aynı pozisyondaydım. Kitap görmekten gözlerim bulanıklaşmıştı. Çuhanlarda karanlıkta ölülerle karşılaşmaktan korktuysam burada da canlılara rastlamaktan korkuyordum. Amrit'e rastlamaktan, buralarda izinsiz dolaştığımı öğrense beni öldürürdü. Rüyalarımda gördüğüm rahip gerçekten Amrit ise başım belada, gebertir beni. Onu memnun etmeyen ya da sırlarına yakın olan herkesi geberttiği gibi. Manu'nun öldürülmesinin bana yardım etmesiyle bir ilgisi var mı? Birdenbire aklıma bir fikir geldi. Büyükanne Kiran'ı bu şekilde uyardıysa... Ve ona her şeyden uzak durmasını söylediyse burada neler olduğunu biliyor olmalıydı. Dahası geçmişte Dubeylerle temas halindeydi. Yani onların işlerinden haberdar olmalı, tam olarak ne yaptıklarından. Yapboz parçaları bir araya gelmeye başlıyor. Bir noktada tarih bölümünde bir kitaba rastladım. Tanımadığım insanların can sıkıcı biyografileri arasında kalın bir cilt vardı. İngilizce başlığa takıldım. Kapağa bakılırsa aradığımı bulmuştum. Etkili düzine, Banerji, Dubey ve Batı Bengal'in diğer önemli aileleri. İlk başta şansıma inanamadım, sonra akıl yürüttüm. Amrit konumundan son derece gurur duyan bir adam olarak ailesinden bahseden her yayına değer verir, bu mantıklı. Ama İngilizce olması, Merali Patil adlı bu yazar kitabını neden yabancı dilde yazmış? Sanırım yabancı okuyucular için, ayrıntıları yerlilerden gizlemek için Hint dillerini bilmiyordu. Dışarıdan gelen insanların bu eyaletin önemli soy kütük ayrıntılarını öğrenmelerine izin vermek istemiştir. Ya da onlara yerel hanedanlardan anlatmak istemiştir. Merakla okumaya başladım. Önem taşıyabilecek her kısmı. İlk olarak Banerji hakkında, çünkü rüyamda annem bu aileden bir kızla konuşuyordu. Daha derine inmedim. Sadece ailenin Vajia kastına, tüccarlara ait olduğunu anladım. Banerji ailesi eğitimli kelime ustaları, şairleriyle ünlüymüş. Onlara servet kazandıkları kitapların satışı ve araştırması ile uğraşıyorlarmış. Hiç vakit kaybetmeden Dubeyler ve sonunda Basu ile ilgili bölümleri inceledim. Değerli satırlara baktığımda her şeyi canlı görüyor gibiydim. Dubeyler din konusunda sarsılmaz bir etkiye sahip eski bir Brahman ailesidir. En yüksek kastan geliyorlar ve saygı görüyorlar. Toplumda en ayrıcalıklı konuma sahipler. Dubeyler klanının işlerini akıllıca yürüten oğulları ile ünlüdür. Aile içinde ataerkil bir yapı kurulmuştur. Ayırt edici özellikleri koyu kıvırcık saçlar, yeşil veya kehribar gözler, uzun boy ve ince vücut. 1810 yılına kadar aile Brahman kastında olması gerektiği gibi yoksulluk içinde yaşadı. Saf ve münzevi bir yaşam tarzı sürdü. Basu ailesiyle yapılan önemli bir ittifak bazı şeyleri değiştirdi. Basular sonradan o ittifakı mı bozdu, ne yaptı? Basular yüzyıllardır Batı Bengal'de en yüksek konuma sahip eski bir ailedir. Eyaletteki rajaların, belediye başkanlarının ve yöneticilerin 1/3'nden fazlası Basulardan geliyordu. Bölgedeki tüm işleri yapan etkili ve güçlü bir aileydi. Basular güçlü doğası nedeniyle klanın işlerini başarılı ve ileri görüşlü bir şekilde yürüten kızlarıyla ünlüydü. Aile içinde anaerkil düzeni vardı. Ayırt edici özellikler, koyu veya kahverengi saçlar, siyah, yeşil veya kehribar gözler, orta boy ve atletik bir vücut. Bu klan Kalküta şehri yakınlarındaki küçük Klifagrami köyünden geliyor. Basuların zirvesi Dubey klanı ile karşılıklı yarar temelinde kurdukları ittifak ile yaşanmıştı. Yetkililer iktidardakilerle birleşti, birlikleri yok edilemezdi. 1960 yılına doğru Basu soyu sona erdi. Aile üyelerinin sayısı önemli ölçüde azaldı, tüm etkileri yok oldu. Bu durumun nedeninin Basu ailesinin yönetime olan ilgisinin kaybolması olduğu düşünülmektedir. Onlarla yapılan ittifak artık diğer katılımcılara fayda sağlamıyordu ve önemli üyeler bu oyunu terk etti. Önemli detayları öğrendik. Gelecekte yardımcı olacaklar. Basu klanına ne oldu? Neden yönetime olan ilgilerini kaybettiler? Bu aptalca bir hareketti. Zorunlu bir eylemdi. Muhtemelen konumlarına değer veriyorlardı. Her şeyin bu şekilde geliştiğine göre bunun bir gereği vardır. İlgini mi çekti? Şaşkınlıkla irkildim. Geri çekilmek istedim ama Amrit buna izin vermedi. Ellerini iki yanımdaki dolabın üzerine koyarak beni köşeye sıkıştırdı. Ben, çok kötü bir duruma düştün. Kulağımdaki fısıltıdan tüylerim diken diken oldu. Geri adım atmak istedim ama sırtım Amrit'in göğsüne dayandı. Arkamda duruyordu. Onu her hücremde hissedebiliyordum. Dokunmasını dört gözle bekliyordum. Dubey'e yakın olduğum her seferinde ortaya çıkan tanıdık sıcaklık vardı yine. Korkmuştum. Arkamı dönmeden mırıldandım. Nasıl göründüğünü anlıyorum Bay Dubey. Ben görmedim ama bana değerlendirici bir bakış atmıştı. Çok iyi görünüyor. Hatta beğendiğimi bile söyleyebilirim. Neyden bahsediyor? Bir şey çalmak istemedim. Gerçekten mi? Kötü alışkanlıkların üstesinden gelinmiş mi? Sadece bir kitap arıyordum. Sorularıma cevap veriyorsun ve laf bile sokmuyor musun? Gerçekten bu kadar mı korkuyorsun? kolu patavatsızca belime dolandı. Amrit beni hızla göğsüne çekip bastırdı. Nefesiyle boynumdaki ince deriyi yakarak sordu. Buraya beni görmeye gelmediysen bu daha da ilginç. Neden geldin? Buraya çok nadir gelirim ama hep seninle karşılaşıyorum. İçeri daha girmemiştim ki senin burada olduğunu anlamıştım. Yakınken hala kalp atışlarımız değişiyor. Farkında mı? Hissediyor musunuz? İhanete hayır. Bunun için burada değilim. Bir şey çalmamak için değil. Gerçekten mi? Sesi benden uzaklaşıyormuş gibi daha sessiz, daha boğuk hale geldi. Kaşlarımı çattım ama gözlerim kararmaya başladı. Bilincimi kaybediyordum. Amala. Düşmeye başladığımda Dubey beni havada yakaladı. Öyle durma. Derhal hazırlan. Bunu bu kadar kolay yapabilecek miyiz? Annemin endişesi bir anda bana geçti. Yakalanırsak bizi öldürürler. Öyle bir şey affedilemez. Tartışmayı bırak Jot sana. Sana dediğimi yap. Indira gergin bir şekilde eşyaları kapıp çantalara fırlatıyordu. Çok az eşya vardı. Kadınlar pek hazırlık yapmayacaklardı. Hizmetçilerin gitmesine izin verdim. Her şeyi kendin topla. Kendim mi? Annemin parmakları titredi ama itaat etti. Kalanlar ne yapacak? Kendileri bilir. Ben onları uyardım. Başka birinin çılgın fikirleri için hiçbirinizi feda etmeyeceğim. Peki ya Kamal? O reddetti. Herkes gibi köyde saklanacakmış. Bundan sonra ne olacağını biliyorsun. Bu bizim iyiliğimiz için. Anne, emin misin? Her şeyi kendi gözlerimle gördüm. Dehşet. Alnında şişen damarlar gerginliğini ele veriyordu. Basu ailesinin kararlı ve sarsılmaz baş üyesi kadar dirençli birini bile mahveden şeyler vardı. Keskin bir şekilde irkildim. Kendime geldim. Amrit üzerime eğildi. Biraz endişeli görünüyordu. Kucağında yatıyordum. Benden bayılacak kadar korkuyor musun? Ayağa kalkmaya çalıştım ama adam beni nazikçe geri yatırdı. Ani hareket yok. İyiyim. Gördüm. Bu durumum çok nahoştu. Amrit nazikçe oturmama yardım etti. Daha fazla uzatmadan anlat. Ailem hakkında bilgi arıyorum. Sence o bilgi burada mı? Evet, hem zaten yarısını okudum bile. Sonunda iki parçayı bir araya getirebildin mi? Sen her şeyi biliyordun. Ailem hakkında değil mi? Kendini beğenmiş bir şekilde sırıttı. Bacak üstüne attı. Sıkılgan bir ses tonuyla cevapladı. Tabii ki biliyordum. Bu yüzden mi hep soyadıma vurgu yaptın? Basu gibi asil bir soyad yerine sıradan kanadını kullanma fikri bile bana tiksinç geliyor. Benim soyadım sizi ilgilendirmez. Nasıl bilebilirdim? Bu konuyu kendim halledeceğim. Bunu düşünme zahmetine girmeyin. Birisi sana neyin iyi, neyin kötü olduğunu açıklamalı. Daha önce neden sustunuz madem? Bütün sırlarınızı açığa çıkaracağımdan mı korktunuz? Ne? Bana güvenmiyorsunuz. Bu yüzden cevap ararken beni izlemeye mi karar verdiniz? Kendini ne zannediyorsun? Duygularım dolup taşıyordu. Annem ve büyükannem adına yaşadığım korku ve kızgınlık, çaresizlik ve mutlak bir belirsizlik ve annenin büyük olasılıkla öldüğü düşüncesi. Tanrıçanın öfke yolu. Şiddetli duygularımı bastırarak dudağımı ısırdım. 100 kere pes edip ağlamak istedim ancak bunun yerine sordum. Basu kulağına ne oldu? Alem neyden kaçtı? Bir şey söylemeyeceksiniz değil mi? Amrit bana sahte bir şaşkınlıkla baktı. Bu nasıl bir soğukkanlılık? Bir Basu kadınından beklediğim bu değildi. Öfkeni mükemmel bir şekilde kontrol ediyorsun. Öfkeli değilim. Korkuyorum. Olay buymuş meğer. Sinir sistemi konusunda babana benzemiş olmalısın. Amrit kafamı karıştırdı. Benimle oynadığı oyunun kurallarını bir türlü çözemiyordum. Dokunuşunun tatlılığı sözlerinin acılığıyla karışmıştı. Alaycı cevapları nedense canımı yakıyordu. Neye güvendiğimi bilmiyorum. Aramızda gerçekten bir sempati varsa belki bana karşı daha nazik olabilirdi. Madem sizi bu kadar sinir ediyorum, neden bana ilgi gösteriyorsunuz? Sinir mi ediyorsun? Öyle davranıyorsunuz ki. Bana karşı gelmeye çalışıyorsun. Hangi tarafta olduğuna karar veremedin. Ne istediğini anlamıyorsun. Beni rahatsız eden ve güven vermeyen şey bu. Benden güven mi bekliyorsunuz? Cidden mi? Bunca zamandır sana yanlış bir şey yapmadım ve yapmak da istemiyorum. Bu bana umut vermeli mi? Öfkelendiğimi hissederek hızla ayağa kalktım. Bu adamdan hoşlanıyordum. Yalan söylemek faydasızdı ama barikatların karşı tarafındaymışız gibi görünüyordu. Yeter. Alçak, hoşnutsuz sesi bir an için beni korkuttu. Sana tahammül edemedi. Çünkü sana yeterince ilgi duymuyor. Ne? Saatine baktı. Gitme zamanı. Ancak burayı özensiz birinin ardından toparlamak gerekiyor. Banu'yu özlüyorum. İyi bir yardımcıydı. Yalan söylüyorsunuz. Babanız onu öldürme emrini vermiş. Hatta bunu siz bile yapmış olabilirsiniz. Bunu sana kim söyledi? Kendim anladım. Ah, ne kadar akıllı bir kız. Senin bu yönünü çok seviyorum. Alay dolu sesametin hiç korkmadığını belli ediyordu. Bunu ona neden yaptınız? Benim yüzümden mi? Nedir bu? Asil suçluluk duygusu mu? Mano aptal ve dikkatsiz olduğu için birçok yönden hata yaptı. Çok fazla şey biliyordu. Bu tehlikeliydi. Buraya girmene izin vermesi bir suç değildi. Buradaki bilgiler Basu adını taşıyan herkese açıktır. Ama Manu'nun kendisi burada hiçbir şeye dokunmamalıydı. O bir şudraydı ve ben onlarla hiçbir şey paylaşamam. Şudra, Hindistan'daki hizmetçilerin ve ücretli işçilerin varnasıdır. Yani gerçekten sizin yüzünüzden öldü. Özellikle benim yüzümden değil tabii. İstesem de yetişemezdim zaten. Sevgili Amala, burada hiçbir şeyin sebepsiz yere olmadığını anla artık. Dubey beni yakaladığı rafa yaklaştı. Acayip bir özenle kitapları yeniden düzenlemeye başladı. Her şeyi yerine koymuştum aslında ama görünüşe göre onun kişisel düzenini ihlal etmiştim. Birinin eşyalarına dokunduğunu muhtemelen bu yüzden fark edebiliyordu. Çok özenliydi. Utanarak gözlerimi kaçırdım ve düşündüm. Lanet olsun, ailelerimiz işbirliği yapmıştı. Bu yüzden mi beni başından beri bu kadar destekledi? Ve Kalküta'ya gelmeme o kadar uzun süre bekledi. Gözlerim yerde gezinirken aniden küçük ve altın renkli bir şey gördüm. Yüzük mü? Mavi taşlı, Amrit'in taktığı taşlardan birine benziyor. Beni yakaladığı anda parmağından mı düşmüş? Hiç düşünmeden yüzüğü yerden aldım ve kendime sakladım. Bir de geri mi vereceğiz? Bu hızlı hareket sadece birkaç saniye sürdü. Beni görmedi. Sakın bir daha buraya izinsiz gelmeye cüret etme. Ya benimle ya da hiç. Eğer itaat etmezsen olacakları beğenmeyebilirsin. Sizi anladım. O benimle konuşurken ben yüzüğü avuçlarımda sıkıyordum. Dubey'lerin aile yüzüğünü aldın. Bu olay hikayeyi etkileyecek. Peki sizinle gelmek mümkün mü yani? Güzelce rica edersen belki. Çıkışa yöneldi. Şehir ile ben seni eve götüreceğiz. Hayır. Evet. Seni Puja'da görmeyi umuyorum Amalabasu. Geleceğimi nereden çıkardınız? Bir yerden çıkarmadım, biliyorum. Kalküta'dan ayrılmayacaksın. Sorularına cevap ararken fazla hırslısın. Aile inatçılığın pes etmene izin vermez. Beni iyi tanıdığınızı iddia etmeyin. Ben seni hissediyorum. Kızdığında, korktuğunda, sevdiğinde. Senin de beni hissettiğin gibi. Bu sözleri beni deli etti. Çünkü haklıydı. Dini uygulamalar esastır. Ruh ebedidir, beden değildir. Bu kelimelere normalde zerre önem vermezdim fakat... Ruh. Bengalce konuşuyorduk. Sana. İzleniyorsunuz. Lütfen dikkatli olun. Bengalce ruhtan bahseden insanlardan sakının. Sizden ödünç aldığım o kitap nasıl tekrar buraya geldi? Kalküta'da hiç arkadaşın yok. Bunu artık unutmasan iyi olur. Sana bizi hangi amaçla uyarıyordu? Yani Amrit'in ne yapacağından şüphelenip uyardı ki. Çünkü Amrit rotasında olanlar ne yapacak mesela o durumda?